Türkü derlerken kaynak kişilerle farklı şeyler konuşuyorduk. Bu beni başka bir türlü derleciliğe de itti. Bilmeceler derlemeye başladım. Atasözleri derlemeye başladım. Masallar derledim. İşte kaynak kişiye soruyordum, bu türküyü kimden öğrendiniz? Hangi ortamlarda söylenirdi? İşte o diyor ki, biz tandırın başında oturduk, büyüklerimiz bazen heka anlatırlardı diyor. Heka dediği masal. Heka biterdi, türkü çağırırlardı diyor. Biz de onlardan bellerdik diyor kaynak kişi. Hangi masalları anlatırlardı dedim birine. Ne bileyim dedi, hatırlamaya çalış dedim, bir masal alalım dedim. Üç tane masal aldım Ani Şark diye bir kaynak kişiden. Kaydettim teybe. Böyle manzum bilmeceler falan çok hoşuma gidiyor. Manzum bilmeceler aldım. İşte kargışlar, alkışlar dedikleri gibi bu tür şeylere de eğildim. Epeyce de malzeme var elimde. Sırtımda da bir kambur gibi duruyor. Bir şarkışla halk bilimi ya da şarkışla folkloru diye bir çalışmam var başlamış olan ama bitiremedim henüz. Fırsat buldukça, bir de kaynak kişi bulabildikçe bu sürecektir. Bunun yanı sıra benim daha yazmadığım, notasını yazmadığım ses kayıtları olan derlediğim eserler var. Henüz daha hiç, evet, gün ışığına çıkmamış, evet. İşte hepsi birden olamıyor. Ben çok bölünüyorum, o yüzden not alma işi biraz zaman alıyor, notayı alma işi. İşte bir dergi çıkarıyordu Aşk Veysel Kültür Derneği, Dost Dost diye. Kitap serüvenim de öyle başladı. Hüseyin Özer başkandı o zaman, Sivrihanlılı bir kardeşimiz. Derginin her sayısına bir Aşk Veysel türküsü notası koymaya başladık. Ancak TRT repertuarında olmayan türküleri yazıyordum ben. Dergi 3 ayda bir yayınlanıyordu. Demek ki yılda 4 türkü yazıyordum. Daha sonra işte Hüseyin Özer'i arayanlar telefonla ya da mektup yazarak bu notaların bir kitap haline getirilemeyeceğini soruyorlar. O da hocam dedi, böyle bir şey yapabilir miyiz dedi. Öyle başladı. Türkülerle Aşık Veysel adlı bir kitabı işte yazmaya başladım. Ve öncelikle bilinmeyen türküleri notaya aldım. Aşık Veysel'in kendi sesinin dışında kimseden yayınlanmayan. Ses kayıtlarını sağ olsunlar TRT'den tüm yaptığı kayıtları aldım. O zamanki müdür dedi ki, İhsan'cığım bir dilekçe yaz da dedi, resmiyete girsin. Amacını, ne için istediğini yazdım. Bana epeyce makara batlar halinde Aşık Veysel'in kayıtlarını verdiler. Yine Aşık Veysel Kültür Derneği'nde bir dönem ben başkanlık yapmıştım. O zaman da bana köylülerinden ses kayıtları gelmişti. Kitabı da işte 2001 yılında bitirmiş oldum. Kültür Bakanlığı, o zaman İstemihan Talay Kültür Bakanı'ydı. Onlar basılması için derneğe bir para verdiler. Benim isteğim ciltli olmasıydı. Bir de kağıt kalitesi iyi olmasıydı. Onu da yerine getirdiler. Onu yazdık. Diğerleri bitmedi ama o arada başka bir öneri geldi. Sivas türküleri, uzun havaları, oyun havaları, halayları yazalım diye. Sivaslı dört sanatçı, Kubilay Dökmetaş, Ahmet Turan Şan, Uğur Kaya, bir de Elazığlı arkadaşımız Salih Turhan zaten o öneriyi getirdi. Dedi ki, ben dedi birçok yörenin türkülerini kitapta topladım. Sivas'ı siz varken ele almak istemedim dedi. Böyle bir ekip kurduk. İşte o da yaklaşık 15-20 gün önce
tanıtımını yaptığımız bir çalışma oldu. Yeni basıldı yani. 3 cilt işte, uzun havalar, türküler, oyun havaları. O da bir ekip işi oldu. Fırsat buldukça işte yapmaya çalıştığım çalışmalar var. Hatta bu arada biz emlak kültürünü ben çok önemsiyorum. Ben oradan çok beslendim, oradan çok türkü derledim. Kubilay Dökmetaş kardeşimin de oradan elinde belgeler var. Plak olarak, ne bileyim, ses kaydı olarak. Onları bir birlikte emlak yazmak istiyoruz. Emlak bölgesi, çünkü halk müziğinde çok farklı bir ağızla söylenen eserleriyle, deyişleriyle çok önemli bir bölge. Yetiştirdiği aşıklarla. Zaten aşıklarla ilgili Şahruh diye bir dergide 3 ayda bir aşık anlatıyorum. Şarkışla'da yetişen aşıklarla başladık. İşte Kemter Baba'yla başladık. Hizmet bitmiyor yani hocam. Bitmiyor da zaman çabuk bitiyor. Türkülerin ayak izleri dedim ya biraz önce. İçeriğini iyice özümsemeden, yani sözün vermek istediğini özümsemeden iyi yorumlamak da mümkün değil. Ne anlatmak da yoksa ilkokul öğrencilerinin okul şarkısı söylemesi gibi bir sonuç çıkar. Bu kadar soylu bir kültürün mirasçısıyız. Yani o şamanizmden bu yana, o ne bileyim ilk ozanlar, Kültigin, Kiki, Çuçu gibi kopuzcu ozanlar var. Bunlar tüm törenleri yürütüyorlar. Ve müziğin günlük yaşamda önemli işlevi var. Biz o kültürden bu yana gittiğimiz yerlere kültür götürerek, onlardan aldığımız kültürü bir sentez oluşturarak sürdürüyoruz. Bu kadar soylu bir kültürün ne yazık ki farkında değiliz. Farkında değiliz derken herkesi kastetmiyorum. Farkında olanlar kuşkusuz var. Büyük bir çoğunluk farkında değil. Bağlamanın ne kadar önemli bir müzik aleti olduğunun farkında değiliz çoğumuz. Kopuza ne kadar kıymet verdiklerinin, kopuz çalanların ne kadar hatırlı kişiler olduklarının farkında değiliz çoğumuz. İki tane dıngırdat diyebiliyor bir insan yani. Bu şeyin, Muzaffer Sarı Sözen'in tam sözcüğüyle hatırlayamayabilirim. Bu bağlamanın şu göğsünde bir ulusun geçmişi yatıyor der, bir tarihi yatıyor der. Bu bağlama o kadar önemli bir çalgıdır. Ama biz gereken vitrini hazırlayamıyoruz bağlamaya ve halk. Şimdi önce olumsuz yanını söyleyeyim, sonra olumlu yanını söyleyeyim de bari sona şey kalsın, güzel yanı. Halk müziğinde bir kere ticari olarak yapılan müzikte kalite giderek düştü. Hatta hiç kalmadı. Eski ezgileri alan, üstüne yeni bir söz yapıştıran ben besteciyim diye ortaya çıkmaya başladı. Bu belki yanlış bir şeyle, bilgiyle yalnızca Ankara'da, Ankara oyun havalarında var sanıyoruz. Deyişlerde de var. Deyişlerin melodilerini alıyorlar. Yeni bir sözle bakıyorum ya ben bu türküyü biliyorum diyorum. Televizyonda izlerken herhangi bir şeyi. Bir bakıyorum başka bir söz çıkıyor. Bu ticari kaygıyla yapılan müzik halk müziğine çok zarar veriyor. Deyişlere de zarar veriyor. Ankara havalarına da zarar veriyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Yani ben türkü örnek bile verebilirim. Onların bile çetelesini tutuyorum. O da Mesam'da işime yarayacak diye. Çünkü orada da yönetim kurulunda uzun süre görevliydim. Toplantılarda gidip bir şeyleri dile getirmek için. Hangi eserin? Ne bileyim reklamlarda falan da türkülerin müzikleri kullanılarak eskitiliyor. Ve hesap sorulmuyor. Bunda tabii telif yasasının yetersizliği yatıyor. Halk müziği sanatçısı diye kendini lanse edenler, ne halktan haberdarlar, bazılarını yine kastediyorum, hepsini değil. Ne giyinişleriyle, ne icralarıyla, ne günlük davranışlarıyla halk müziği sanatçı sıfatını hak etmeyen bir sürü insan görüyorum ortada.
Eğlence anlayışının değişmesi, eğlence yerlerinin şeklinin değişmesi, eğlenen kişilerin değişmesi, yeni yeni akımlara yol açmaya başladı. Garip garip türkü icraları, garip garip gırtlak şeyleri, ne bileyim nameleri diyelim ona. Uydurma bir türkü söyleme şeyi ve taklitçi bir söyleme şekline rastlıyorum çok. Tabii bu işin bir arayanı, soranı, araştıranı yok. Çünkü türkülerin muvaffakatname verilmesi gibi bir teliften o zırha bürünme şansı yok. Örneğin benim bazı türkülerimi söylüyorlar, keşke söylemeselerdi, kafasını gözünü kırmışlar diyorum. Bana soruyorlar falanın dinlediğimiz işte Bedir'i okumuş diyorlar, keşke okumasaymış diyorum. Ama mani olma gibi bir şansım da yok. İsteyen istediği gibi söz tarifatı yapmakta serbest. Melodileri yani bu yörede bu çalgıyı koyarsak olur mu, uyar mı, yörenin halkı yadırgar mı falan gibi bir araştırma da yok. Böyle bir olumsuzluk var. Yani olumsuzluğu birkaç konuya bile ayırabiliriz. Nerelerde nasıl olumsuzluklar var ama tabii bizim söyleşimizin belli bir de sınırı, zaman sınırı olacak. İyi yönlerinden de biraz. Biraz iyi yönlerinden bahsedeyim. Ben uzun yıllardır üniversiteli gençlerle çalışma yaptım. Örneğin işte 1986-91 arasında Tabette'nin Halk Müziği Korosu'nu çalıştırdım. ODTÜ. Daha sonra belediye kuruları çalıştırdım. Büyükşehir, Yeni Mahalle Belediyesi gibi. Kurum kuruları çalıştırıyorum. Halkın belki çok az kesimi bu tür şeylere ilgi gösteriyor. Ancak ben şunu görüyorum. Halk müziğinde nicelik demeyeyim ama nitelik olarak artıdayız. Yani dinleyen sayısı azaldı. Bunu yadsıyamayız. Eskiden halk müziği dinleyen kuşağın çocukları ya popüler müzik dinliyor ya arabesk dinliyor. Arkadaşlarının yönlendirdiği müziği dinliyor. Hangi CD'yi verirse arkadaşı ona özeniyor. Ancak bunun yanı sıra çok nitelikli bir dinleyici oluşuyor. İşte türkünün kimden alındığını bilebilen benim tanıdıklarım var. Profesyonel müzisyen falan değil. Amatörce bir şeyler çalıyor ya da bir şeyler söylüyor ya da dinliyor yalnızca. Bu türküyü kimin yanlış yorumladığını örnek vererek dinledim. Hiç yorumlayamadım. Şurada hata yapmış diyebiliyor. Öyle bir dinleyici kesimi de yetişiyor. Yine birçok derneğin koroları var günümüzde. Halk oyunları ekipleri var. Bunların çok önemli katkıları var halk müziğine. Bu da azımsanmayacak kadar önemli kişilerin katıldığı önemli faaliyetler. Ne bileyim Hamoy gibi, Turhoy gibi birçok dernek. Turhoy pardon şimdi faaliyette değil. Hamoy faaliyette Abdullah Bey iyi sürdürüyor o çalışmaları. Ben gecelerine fırsat buldukça işte Mehmet Üçer kardeşimizin korolar var. Çok keyifle izliyorum. Birçok arkadaşımız fedakarca çalışmalar yapıyor. Halk müziğinin halkın tanımadığı yüzünü tanıtmaya uğraşıyor. Bunlardan biri de ben olmaya çalışıyorum. İşte Asbelkader 2 kurum korosunu çalıştırıyorum. Yani gelişmeyi ben önümüzü kötü görmüyorum geleceğini halk müziğinin. Bu nitelikli kesim çoğalacak. Çünkü böyle bir hazine kolay kolay oluşmaz. Kültür hazinesini koruyabilecek, ileride şey yapacak. Yine adını ben sevgili anayım Kubilay Dökmetaş gibi bir kardeşimizin halk müziğinin en üst basamağında görev yapıyor olması, olaya sanatsal açıdan çok sağlıklı bakışı, işte ben orada da
kurullara, repertuar kuruluna gidiyorum. Araştırma inceleme kurulundayım. Orada da iyi şeyler yapıyoruz. Eski'den hatalı söylenen türkülerin doğrularını bulmaya, düzeltmeye çalışıyoruz. Hissedilir biçimde iyi gelişmeler de var. Eserler kafası gözü kırılarak icra ediliyor, onu söyleyeyim. Çoğu hem de. Yani ben bu işi iyi yapıyorum diyenler de eserlere zarar veriyor. Eserlerde en çok yapılan hata da sözle ilgili. Yani merak ediyorum, o türküleri yorumlayan arkadaşlardan birisi, bu edebiyatla ilgisi olan birisi, sahneden ince dese ki ya çok güzel söyledin, şu türküyü çok beğendik. İkinci kıtada şöyle bir mısra vardı, acaba o ne anlatmak istiyor desin, eminim cevap veremeyecek bir sürü insan var. Yani önce türkünün ne anlattığını söyleyen bilmeli ki türküyü yorumlasın. Yani ben yorum konusunda herkesi kastetmeyeyim. Çok ince çalışanlar var. Bir türküyü, bir uzun havayı 6 ay çalışıp da ondan sonra okuyanlar da var. Eline kağıda yazıp okuyanlar da var. İşte onun için genelleme yapamıyoruz. Sahne adabı ve giyim konusu da benim şekilci olmak istemem. Yani insan istediği gibi saçını uzatır, kısaltır, küpe takar. Hiç beni şey yapmaz, o yani nasıl giyinirse günlük yaşamında. Yaşam biçimdir, tarzdır. Hiç şekilci değilim. Kendi çocuklarıma bile hiç niye bunu giyiyorsun dememeye özen gösteririm. Ancak sahneye çıkan, önce kendini izleyenlere ve kendine saygı duyarak görüntüsünü de son derece titizlikle düzeltmeli. Giysilerini, sakal tıraşını, ne bileyim yani. Yani ben bugünün gençliğim olmaz. Buna ben pek katılmıyorum açıkçası. Bu kültürü taşıyacak bir ağır. Evet, olur. Evet. Yani önce bir insana zaten bakıyoruz yolda, kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Giysilerine bakarak ilk notumuzu veriyoruz. Düzgün giyinen birine biz de bir şey soracaksak kibarca soruyoruz. Yani sanatçı da, yani Atatürk'ün dediği gibi sanatçı ışığı alnında ilk hisseden insandır demiş. Bu çok önemsiyorum bu düşünceyi. Sanatçı, hatta ben şöyle düşünüyorum. Bir sanatçı güzel çalabilir, güzel söyleyebilir. Bu birincil görevi. Acaba o güzel söyledikten, güzel çaldıktan sonra, görevi bittikten sonra mecliste olan insanlara neler anlatabiliyor, neler verebiliyor? Sanatçı gündemi de takip etmek zorundadır bence. Fikir alışverişi yaptığım insanlar müzik camiasındaki belli kişiler. Zaten ortak yanımız fazla olmazsa onlarla da fikir alışverişi yapamam. Onun için çok iyi bir tespit yapma olanağım yok benim. Yani herkes de tek tek bu farklı bir araştırma gerektiriyor. Ancak şeyde bir insana ipuçları veriyor bazı işte televizyon görüntüleri ya da bir programda, canlı programda konuşmaları. Kişilerin nelere ne kadar önem verdiği ile ilgili bir takım ipuçları veriyor. Sanat yanından çok gündeme gelmeyen anıyla ilgililer sanki birçok arkadaşımız ne yazık ki. Düşünen, yazan, araştıran arkadaşlarımızı da sevgiyle anıyorum. Çok öyle öyleler de var. Ancak öyleleri pek vitrinde yer bulamıyor nedense. Biraz mutfak tarafında kalıyor işin. Baktığınızda şöyle enstrüman zenginliği mi görüyorsunuz? Enstrüman kirliliği mi görüyorsunuz? Biraz kirlilik görüyorum açıkçası. Neye bağlıyorsunuz? Şimdi çok para kazanma şeyi başta gelebilir herhalde patronların. Diyor ki, ya kardeşim birini zork çalın, birini de bağlama çalın, bana yeter, ritim box'ı da açın. Bu birinci sıradadır. Öbür sanatçı ne yapsın? Konservatuvarı bitirmiş, bir yere atanamamış, gelip Sakarya'da bir yerde türkü barda çalıp söyleyecek. İstediği gibi bir ekibi ona
büyük para harcaması gerekir. Zaten kendi kazancını da sazlara verse öyle bir güzel grup kuramaz. İşte eğlencenin şeklinin değişmesi oldu. Eskiden Luna Park Aile Gazinosu'nda biz 11-12 kişilik bir grupla sahneye çıkıyorduk. Her türlü renk sazımız. Partisyonlarımızı önceden hazırlıyorduk, çalışıyorduk repertuarı. Bir de sahnede Tom Meister ayarlıyordu seslerimizi. Sound check yaparak filan işte şunu biraz daha aç. Onları kaydediyordu. Daha iyi bir müzik çıkıyordu ortaya. Daha kaliteli bir üretim oluyordu. Ben biraz bunu eğlence yerlerinin de kısırlaşmasına falan bağlıyorum. Plak şirketi filan da kalmadı pek zaten. Ne bileyim işte ya tek başına çalıştı söyle yap diyen. Hatta yap demeyen, sen yap ben çıkarayım diyenler var artık. Sen git stüdyo parasını öde, harca, getir, ben çıkarayım sana da bir küçük para veririm kapsatarsam diyenler var. Yani müzikte ne bileyim işte bu tür teknolojiyle birlikte hem olumlu hem olumsuz gelişme var da olumsuzlar biraz daha fazla. Çünkü şimdi kaliteli bir albüm sahneyi bırakalım. Sahnede zaten belli koşullar oraya gelen kaç kişi olacak, onlar hesap ödeyecek. Onların önce patron kar edecek ki orada programında sürdürsün. Müzik yapımları da hem azaldı hem kalite yönünden de değişime uğradı. En ucuza nasıl hesap edeceğine bakmaya başladı insanlar. Çünkü kendi cebinden albümlerini yapmak zorunda olan, işte bir klip çekerim de birkaç kanalda yayınlanır da ben de birkaç festivale falan programa çağırırlar gibi. Yani vitrin olarak kullanma dönemi başladı albümleri artık. O da sanattan uzaklaştı. Yani ben uzun dönemdir hiç stüdyo çalışmam olmadı. Ben stüdyodan hiç çıkmayan biriydim. O zaman stüdyo Ankara vardı. Ümit Eroğlu'nun. İşte Museroğlu falan bizim bir güzel bir plak ekibimiz vardı. Emin Aldemir, Hikmet Taşan. İkinci adresimiz stüdyoydu. Neredeyse haftanın 4-5 günü oradaydık. Plak, un kapanı zaten yavaş yavaş kapanıyor. Müziğin kalbi orada atıyor derlerdi. Ki doğrudur. İşte bu da ne bileyim yapılan albüm çalışmalarının hemen medyada, YouTube gibi filan yerlerde yayınlanması ne yaptı? Yapımcıyı da zor duruma düşürdü. Harcadığı parayı geri döndüremeyeceğini düşündüğü için albümde çıkaramaz oldu. Yani böyle olumsuzluklar. Umarım bu da geçici bir dönem olur.